Değerli izleyenler, mutlu akşamlar. Eylül ayının ilk gününde Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan öne çıkan gelişmelerle Line TV ekranlarında ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yerel gündemle başlıyor bültenimiz. Bursa Küçükbalıklı'daki tekstil atölyesinden alevler yükseldi. Kara dumanlar gökyüzüne ulaştı. Alevler iki farklı iş yerine daha sıçradı. Yangın iki saatin sonunda söndürüldü. Tekstil atölyesi alev alev yandı. Kara dumanlar gökyüzüne ulaştı. Bursa Osman Gazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangında kimyasal maddeler ve kumaşlar kısa sürede tutuşunca alevler daha da büyüdü. Atölyede patlamalar da meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alındı. Çevredeki iş yerlerinde çalışanlar tahliye edildi. Dumandan 3 itfaiye eri de etkilendi. Yakın tanıdığının atölyesi yanınca Muharrem Vardar isimli adam da yangını söndürmek için çatıdan hortumla su tuttu ve 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Tekstil atölyesinde çıkan yangın bitişiğindeki 2 iş yerine daha sıçradı. 2 iş yeri daha kullanılamaz hale geldi. Yangında mahsur kalan bir kedi ve bir köpek de ekiplerce kurtarıldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde de park halindeki 2 araçta yangın çıktı. Korkulu olanların yaşandığı yangında 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Araçlar park halindeydi, alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nden bu görüntüler. Park halinde bulunan bir otomobil alev aldı. Ateş bir süre sonra arkadaki araca da sıçradı. Bölge itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar bir süre sonra alev topuna döndü. Yakıt depolarında da zaman zaman patlamalar yaşandı. İki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri olan biteni çaresizce izledi. Gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinden şikayet ederken Bursa'da hasadı yapılan bir ürünün daha satış fiyatının açıklanmasıyla üretici yeniden hayal kırıklığına uğradı. Geçtiğimiz yıl 15 liradan alıcı bulan İnegöl'ün tescilli markası olan Ayçiçeği bu yıl 7 liradan satılacak. Bursa'da Ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürmedi. İnegöl ilçesinin tek patentli ürünü olan İnegöl alası yani ayçiçeği artan girdi maliyetlerine rağmen gelirinin azalması nedeniyle üreticiyi mutsuz etti. Geçen sene 15, açılışı 17 TL ile yapıp 15 TL ile devam edip en son kapanış 12 TL civarında bir fiyatla kapanan çerezlik ayçiçek çekirdeğimiz İnegöl alası ayçiçeğimiz bugün 7-7,5-8 lirayı dahi bulamıyoruz. 7-7,5 lira civarında bir tekliflerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla da bizim çekirdeğimiz, ayçiçeğimiz, patentli ayçiçeğimiz tüccarın elinde maskara oldu yani. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da üreticinin gelirinin bu kadar düşmesine rağmen ithalatın artmasına tepki gösterdi. Yıllık ortalama 100 bin ton çıtlamalık çerezlik ayçiçeği ithalatı yapıyoruz. Ve son 19 yılda 660 bin ton çerezlik ayçiçeği ithalatı yapmışız ve 111 milyar dolar sadece 2020 yılında vermişiz. Bu olacak iş mi? Değil. Burada bir yanlış var mı? Var. O zaman dönelim. Çiftçi üretti mi? Üretti. Masrafını yaptı mı? Yaptı. %100 artmasına rağmen bütün masrafını, mazotunu, ilacını, gübresini, tohumunu kullandı mı? Kullandı. Özellikle şunu söylemek lazım. İnegöl alası özgür bir çeşit. Ya bu çekirdek niye bu duruma düşüyor? Neden böyle bir durum var? Bunun tek adı var, uygulanan politika. İthalatçı politika. Çiftçi perişan. Yani talebimiz bir toprak muhasebe ofisi devreye girsin. İki tarım kredi kooperatifi devreye girsin. Üç hükümet derhal ithalatı ya durdursun ya da ithalat vergisini arttırsın. Geçimini uzun yıllardır topraktan sağlayan üretici böyle giderse üretimi bırakacak. Girdi maliyetlerimiz çok yükseldi. Fakat geçen seneye göre fiyatlar çok gevşek. Yani bu fiyatlarla üretim yapmamız çok zorlaştı. Yaklaşık 20 yıldır çiftçilik yapıyorum ben. Zaten babam mesleğim, babam da çiftçilik yapıyordu. Ama bu gidişle
üretimi durduracağız ya. Yani durdurmak zorunda kalacağım. İşin içinden çıkamıyoruz. Türkiye'de salça ihracatının önemli bir bölümünü karşılayan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde üretim başladı. Üretilen salçaların büyük bölümünü Hollanda'ya gönderen tesiste bu yıl ihracat hedefi 1 milyar dolar. Bursa'nın İnegöl, Yenişehir, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey ilçelerinde yetiştirilen tonlarca domatesle salçalık biber Kulaca Mahallesi'ne kurulan tesiste salçaya dönüştürülüyor. Her yıl Hollanda'ya salça gönderen Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bu yılki hedefi 1 milyon ton. 2021 yılında da sezonumuzu 3 gün öncesinde açtık. Bir de bizim yurt dışı üretimimiz vardır, yurt dışı pazarımız vardır. Bu da Hollanda'dır. Hollanda'da 800 ile 1000 ton arasında bir taahhüdümüz vardır biber salçası olarak. Onun da çalışmaları bugün başladı. Ancak ürün fiyatlarının sürekli değişmesi kooperatifin taahhüt ettiği fiyatı da etkiliyor. Şimdi burada ilk başlangıçta 45 kuruştu domates ve hatta tamamen tüketilmedi. Şey de kaldı, o yerde de kaldı ama şu anda 90 kuruşa çıktı. Bu arz talep meselesini niye daha baştan ayarlayamıyoruz? Bunun birlikteliği nedir? Bu örgütlenme kimi yapması gerekiyor? Bunlar hala Türkiye'de düzenlenmemiştir. Onun için istikrarsızlık var. Bu tabii ki bizim imalat fiyatlarımıza da aksıyor. Bunda da dengesizlik oluyor. Şimdi biz mesela 60 kuruşa taahhüt etmiştik. Geçen sene 55 kuruştu, 50 kuruştu. Bu sene 60 kuruş dedik. Bu taahhütle bağlantı yaptık, tohum verdik. Şimdi fiyatlar yükselince ister istemez biz bu günün fiyatlarını almak mecburiyetindeyiz. Ama salçanın fiyatını da 60 kuruşa göre yaptığımız için şimdi biz 90 kuruşa göre tekrar fiyat yapmamız lazım. İşte yani onun için bu ürün planlaması muhakkak yapılması lazım. Yaklaşık 4 ay sürecek salça sezonunda kadınlar başta olmak üzere çok sayıda istihdam olanağı da sağlanıyor. Bu biber çalışmalarında aşağı yukarı 90 kişi bayan olarak çalışır. 4-5 tane de erkek çalışır bu sektörde. Ama salça, domates salçasında da en azından 15 kişi çalışır. Onların da çoğunluğu yine bayandır. Bursa'da 2021 yılını Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi bölgenin tanıtım çalışmalarına hız verdi. 2021 yılını Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi bir dizi etkinlik düzenledi. Bursalıların zamanda yolculuğa çıktığı kortej yürüyüşü yapıldı. Ev bir ipek böceği maketinin de yer aldığı kortejde en büyük ilgiyi ise koza mezadına deve, eşek ve atlardan oluşan kervanla gelen tüccar çekti. Altında kahve pişir. Her kahve. Törende konuşma yapan Başkan Aktaş bölgede yapılmakta olan çalışmalara da değindi. Hanlar bölgesinin etrafında ciddi yıkım çalışmalarına girdik. Yaklaşık 200 milyon para harcanacak bu yıkımlar için. Beraberinde şu gördüğünüz alan da bir meydan olacak, onu da söyleyeyim. Çok yakın zamanda inşaatı da başlayacak. Şu gördüğünüz görsel çirkinliklerin hepsi ortadan kalkacak, onu bir kere söyleyeyim. Burada muazzam bir meydan ortaya çıkacak. Başkan Aktaş bölgede farklı etkinliklerinde olacağını söyledi. Biz farklı etkinlik ve aktivitelerle de bu bölgenin tanınmasını, bilinmesini istiyoruz. İnşallah bir gün geriye dönüp baktığımızda ne kadar mesafe aldığımızı hep birlikte göreceğiz. Çok daha fazla turistin, çok daha fazla ilgilinin alanda gezdiğini göreceğiz. Ve inşallah bu esnafımıza da çok yarayacak. Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mavi Tur Seferleri başladı. Mudanya sahilinden başlayan tur kapsamında kadınlar ve çocuklar koyları tek tek gezecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları sahillerle buluşturmak maksadıyla düzenlediği Mavi Tur Seferleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın katıldığı törenle başladı. Şehir içindeki yoğun iş hayatından dolayı, yoğun telaşelerden, koşturmalardan dolayı denizi belki de göremeyen yıl içerisinde bir sürü kişi var. Bunu da gözeterek şu meşhur Mavi Turlarımızı tekrar başlattık. Ekim sonuna kadar da hava müsaade ettiği sürece devam edeceğiz. Pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri haftada 3 gün olacak.
Kadınlara ve çocuklara yönelik düzenlenen turlar çerçevesinde Mudanya sahilinden başlanarak Bursa'nın koyları ziyaret edilecek. Burada tabii farklı koylarda mola da verecekler, gezdirecekler. İnşallah gönlünüze güzel, ama çoluk çocuklara da sahip çıkmak lazım, onu da söyleyeyim. Sıkıntısız, sorunsuz bir gezi olur inşallah. Vatandaşlar da hizmetten memnun. Sıkıldık koronadan. İyi oldu, muhtarımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Mutluyuz. Allah teşekkür ederiz bize bu imkanları sunduğunuz için. Çok memnun olduk. Yani bize de hem bir güzel gün geçiriliyor hem eğlenceli oluyor. Osman Gazi Belediyesi her yıl düzenlediği geleneksel aşure etkinliklerini bu yılda şehrin farklı noktalarında sürdürdü. Osman Gazi Belediyesi her yıl düzenlediği geleneksel aşure etkinliklerini bu yılda şehrin farklı noktalarında sürdürdü. Paylaşıyoruz, buluşuyoruz. Birbirimize olan muhabbetimiz, sevgimiz, saygımız artıyor. Bu etkinliği bizim sürdürmemiz gerekiyor. Aşure ikramında bulunan Başkan Mustafa Dündar, vatandaşların Muharrem ayını kutladı. Tıpkı aşurede olduğu gibi birbirimizi severek, birbirimize dayanışma içerisinde olarak ve bu bayrağın altında tek bayrak ve bu devlet içerisinde tek devlet, eğer bütün oluyorsak, birbirimizi seviyorsak, birbirimizi düşman görmüyorsak, birbirimizi ayrıştırmıyorsak ve biz güçleneceğiz demektir. Osman Gazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde dünyaya gelen ya da bakımsız olduğu için sokaktan vatandaşların getirdiği diğer yavru kediler için sahiplendirme ünitesi bulunuyor. Burada bulunan 26 yavru kedi ömürlük yuvalarını bekliyor. Osman Gazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ndeki yavru kediler kendilerine ömürlük yuva olacak sahiplerini bekliyor. Osman Gazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi minik canlıların tedavilerini sağladığı gibi onlara yeni yuvalarda bulmaya çalışıyor. Pet shoplardan satın almak yerine vatandaşları hayvan sahiplenmeye teşvik etmek adına hayata geçirilen yavru kedi sahiplendirme ünitesinde 26 minik can dost yer alıyor. Anneleri tarafından burada dünyaya gözlerini açan yavru kedilerimiz bulunmakta. Kim yavru kedilerimiz de sahipleri veya vatandaşlarımız tarafından sokakta tedaviye ihtiyaç duyan yavru kedilerimiz. Burada tedavisi görevli veteriner hekimlerimiz tarafından tedavisi tamamlandıktan sonra burada yavru kedi sahiplendirme ünitesine görevli teknikerlerimiz tarafından alınan yavru kedilerimiz bulunmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da yaşanan orman yangınlarında zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara Bursa'nın Orhaneli ilçesinden yardım eli uzandı. Orhaneli Belediyesi ve Orhaneli Kaymakamlığı tarafından 55 mahalle muhtarıyla yapılan toplantı sonrası Antalya'ya bir yardım eli de Orhaneli'den uzandı. Orhaneli'de 55 mahallede yaşayan vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarının arasından seçtikleri 150 adet koyun ve keçiyi Antalya'daki orman yangınlarında zarar gören ve hayvanları telef olmuş vatandaşlara yolladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajı ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Seçim barajı ile ilgili konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın kararı %7 olarak tescillendi ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yayımladı. Gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli seçim barajına ilişkin konuştu. AK Parti ile yapılan Cumhur İttifakı görüşmelerinde ortak bir baraj kararına varıldığını duyuran Devlet Bahçeli %7'de karar kılındığını açıkladı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın baraj kararı %7 olarak tescillenmiştir. Siyasi gündemi meşgul eden sadece seçim sistemi ve barajın ne olacağı değil, Zillet İttifakı'nın siyasi düşkünlüğü, bu zihniyetin üslubuna ambargo koyan tehlikeli kirliliktir dedi. Yurttaki gelişmelerle devam ediyoruz. 2021-2022 su ürünleri av sezonunun açılmasının ardından vira bismillah diyerek denize açılan balıkçılar ilk ağlarını çekti. 4,5 ay sonra çekilen ilk ağdan yaklaşık 15 kasa barbun, istavrit ve sardalya balığı çıktı. Balıkçının ve balık severlerin yüzü güleceğe benziyor. Açıldı, istavrit 10 lira. 15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da vira bismillah diyerek denize açıldı. Deniz bugün patladı. Eylül'ün biri palamut, mezgit, barbun, her şey bu. Beklentimiz bu sezonda inşallah hayırlı bir avcılık olur.
Balıkçılığımızın yüzü güler. Halkımız iyi bir balık yer. Bu sene daha güzel, bol bir avcılık olacak. Geçen seneki yasaklara göre bu sene açılışlar daha güzel olmasını bekliyoruz. Bu sene denizde balık bol inşallah. 2021 yılının Nisan ayında av yasağının gelmesiyle gırgır ve trol yöntemiyle avcılığa ara verilmişti. 4,5 aydır balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yasağın kalkmasıyla denizle buluştu. Balıkçılar halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı. Çanakkale, Samsun, Rize, Trabzon, Kocaeli ve birçok il denize açılarak ağlarını bırakıp nasiplerini aldı. Balıkçılar bol miktarda istavritle kıyıya döndü. Evet, bugün vira bismillah balıkçılığın ilk günü. Bol miktarda istavrit tutuldu bugün. İstavritin fiyatı 10 lira. Gayet uygun, herkesin alabileceği fiyatta. Mezgit var, barbunya var, palamut balığı var. Somon var, levrek var, çupra var. Çeşitlerimiz gayet iyi. Balık inşallah var. Şu anda tek tük gözüküyor yani. Gördüğüm balıklar istavrit var, barbun var, sardalya var. Bakın kırlangıç balığı gidiyor. Çok bereketli olması, her türlü balığın insanlara tutulması yani. Yasağın kalkışının ilk günü balıkçılar gelecek balıktan umutlu. Peki ağa hangi balıklar takıldı? Vatandaşlar bu sene hangi balıkları bol bol yiyecek? İstavrit tutacağız, palamut tutacağız. Bu dönem böyle. İşte hamsi ne zaman bir ay, bir buçuk ay süreç sonrası hamsi başlarsa hamsiye başlayacağız. Fiyatlarsa giderek düşebilir. Normalde Ağustos'un 5'inde palamutun bol miktarda çıkmıştı. Geçen sene tanesini 5 lira, 10 lira civarı satıyorduk. Bu sene palamut çok geç kaldı. 300 gramlık palamutun bugünkü fiyatı 20 lira. Bu sene palamut az olacak, hamsi bol olacak. Bu sene hamsi yılı. Vatandaş bol bol hamsi yiyecek, hamsiye doyacak. Balık sezonunun açılmasıyla beraber balık fiyatlarında bariz bir düşüşlük yaşandı. Sardalya balığı dediğimiz Çanakkale'nin meşhur olan balığı 30-35 lira civarında seyrediyor. Ki bunun yanı sıra çeşitlerde bolluk yaşandı. İstavrit, kolyoz, efendime söyleyeyim turnadır, levrektir, diğer balıklarda çeşitlerde fiyatlarda uygunluk var ve biraz da bolluk bekleniyor daha ileriki günlerde. Sezonun balıkçılar için başarılı geçmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Provazınız neta, dümeniniz via, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun." dedi. İstanbul Güngören'de bulunan bir apartmanın birinci katındaki balkon çöktü. Tahliye edilen binaya mühür vuruldu. Balkon çöktü, bina tahliye edildi. 5 katlı apartmana mühür vuruldu. İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşandığı olay 5 katlı binanın arka cephesinde bulunan 1. katta daire balkonunda çökme yaşandı. Daha sonrasında belediye ekipleri geldi, incelemelerde bulundu. 19 daire, 2 iş yeri olan 2 bloktan oluşan bina tedbir amaçlı tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bina sakinlerinin kimisi akrabalarına gitti, kimisi de belediye tarafından otellere yerleştirildi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Antalya'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan adamın evinden dışarı sarı su sızıyordu. Komşuları durumu fark edince adamın hayatından şüphelendi ve polise haber verdi. İçeri girildiğinde adamın öldüğü ortaya çıktı. Dairenin duvarından dışarı sarı su aktı. Komşular adamın hayatından endişelendi. Antalya Kepez'de bir apartmanın birinci katında oturan Kaffar Kamsız'dan komşuları 3 gündür haber alamıyordu. Esnaf daha sonra Kamsız'ın oturduğu daireden dışarıya sarı sıvı aktığını gördü ve adamın hayatından endişelendi. Hemen polise haber verdi. Bu sırada bir kişi merdivenle çıkarak Kamsız'ın dairesinin penceresinden içeri baktı. Odada bir kişinin hareketsiz yattığını gören genç polisin bilgisi dahilinde balkondaki demir korkulukların kilidini kırarak içeri girdi ve dairenin dış kapısını açtı. Sağlık ekipleri Kamsız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İstanbul Avcılar'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 6 metre derinlikteki inşaat alanına uçarak duvarla inşaat arasına sıkıştı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İstanbul Avcılar'da otomobil, kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılıp yeniden yaptırılan binanın temeline uçtu. İnşaat bekçisi ve çevrede bulunanlar ne olduğunu anlayamazken iki kişi sürücü tarafından kapıyı açarak çıktıktan sonra koşup uzaklaştı. Araba başta süratli olarak aşağıya indi. Ondan sonra yukarı çıktı, burada el frenini çekerek arabayı durdurmak istedi, dönmek için. Ondan sonra toplayamadı, direkt aşağı gitti. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kendisi arabadaydı, indiler.
aşağıya indiler, kaçtılar. İki kişi. İndiler, kaçtılar. Başka bir adam geldi, dedi ben kazı yapmışım. Dedim yalan söyleme oğlum, sen de gitsin falan. Kaza yapan kaçtı dedim. Ölü ya da yaralı olmazken gün armasıyla otomobili çıkartmak için vinç getirildi. Vatandaşlarsa otomobili oldukça şaşırdı. Herhalde içmiş. İçerekten de ne yaptığını bilmeden girmiş oraya. Nasıl becermiş? Bilmiyorum nasıl becerdiğinde. Vallahi billahi öyle insan şey olsa öyle bırakamaz be. İstanbul Başakşehir'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. 144 personel ve 65 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın 8 saatte kontrol altına alındı. Kolonya ve dezenfektan üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevler 8 saatte kontrol altına alındı. İstanbul Başakşehir İki Telli Çevre Sanayi Sitesi'nde yaşandı olay. 3 katlı inşaatın 11 bloğunda yer alan kolonya ve dezenfektan imalatı yapılan kimya fabrikasında yangın çıktı. Kimyasalların etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü, bütün beton bloğu sardı. Vatandaşlar dışarı çıkıp yardım istedi. Sağlık ekipleri geldi, yaralı bir kişiye müdahalede bulundu. Çok sayıda itfaiye ekibi ise yangına müdahalede bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bölgeye gelip ekiplerden bilgi aldı. 144 personel ve 65 itfaiye aracının katılımıyla fabrikadaki yangın 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bir kamyonet ve 2 otomobilde küle döndü. Çanakkale Bayramiç'te ormanlık alandan alevler yükseldi. İddiaya göre ev inşaatı sırasında işçilerden birinin kullandığı kaynak makinesi kıvılcım attı ve yangın böyle başladı. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları yapıldı. İddiaya göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcım orman yangınına neden oldu. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde ormanlık alandan alevler yükseldi. Ev inşaatı sırasında kaynak yapılıyordu ve kaynak makinesinden çıkan kıvılcımdan yangının başladığı öne sürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve arazözler olay yerine sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ankara'da sağanak yağışla birlikte iki ilçede bazı evleri su bastı. Sel suları evlere girince vatandaşlar kendileri suyu tahliye etmeye çalıştı. Daha önce de meydana gelen su baskınlarından şikayet ettiler. Burası Ankara'nın Pursakları ilçesi. Akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken binaların kömürlüklerini ve iş yerlerini sel suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Burası da Altındağ ilçesi. Dere yatağı yanında bulunan iki apartmanda kısa süreli sağanağın ardından su baskını meydana geldi. Yaklaşık 1,5 metre yükselen sel suları nedeniyle 4 ev ve 2 kazan dairesi kullanılamaz hale geldi. Her yağmur yağmasında sel basıyormuş burayı. 9. baskınmış bu. Ben bilmeden aldım. Geçen yıl aldım. Krediyle aldım. Biz sel bastığını bilmeden bize bu evi verdiler. Yani bilmiyordum ben. 3 ay sonra aynı şekilde bastı. Bir yıldır tadilatıydı, oydu, buydu, şuydu. Bir yıldır uğraşıyorum. Tekrar aynısı daha tamamlamadan tekrar aynısı yine oldu. Yarım saat süren sağanak yağışlı apartmanların bodrum ve bahçe katları su dolunca vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Görevli bize camdan seslendi bu arka taraftan. Çocuk seslendi, sel geliyor çıkın evden diye. Ben çocuk uyuyordu, çocuğu aldım, annemi aldım, nasıl çıktığımızı bilmiyoruz zaten. Bu 9. kez yağmur basışı ve herhalde birilerinin canlarına bir şey gelmeyince herhalde belediye işi el atmayacak galiba. Rize'de aynı aileden 8 kişi Covid-19 yüzünden hayatlarını kaybetti. Aşıların yeni yeni ülkeye geldiği dönemde aile ölüm korkusuyla aşı önceliği istemişti ve Sağlık Bakanlığı da ailenin 25 üyesini aşılamıştı. Aşı sayesinde ailede yeni bir vakaya rastlanmadı.
Aynı aileden 8 kişi COVID-19 yüzünden hayatını kaybedince ailenin diğer fertleri yaşadığı korkuyla Sağlık Bakanlığı'na seslenmişti. Aşıda öncelik almak istemiş, istekleri kabul olunca da ailenin 25 üyesi aşılanmıştı. 8 tane kaybettik yani. Biz öldükten sonra biz aşı önceliği istedik. Aşılarımızı gittik yaptırdık. Aşı olsaydık bu kadar şeylik olmazdı yani. Biz şimdi 25 kişi aşı olduk. Hiçbir şey sıkmadı bize. Bir grip bile olmadık yani. Rize Güneysu'da koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 ferdini kaybeden, ölüm korkusuyla 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan genç ailesinde aşı yaptırmasının ardından COVID-19'a bağlı bir ölüm gerçekleşmedi. 25 kişi aşı olduk. Bizden daha henüz hastanelere grip olan bile olmadı bizden. Ben aşılarım olmuştum. Ondan sonra yani öyle olsaydı ben çoktan ölmüştüm yani. Benim yani bu şey delili benim yani. Başkası değil yani. Uzun süre ölüm korkusuyla yaşayan genç ailesinin üyesi aşı çağrısında bulundu. Bütün Türk milletinden diyorum arkadaş aşı olun, aşı olun. Başka ben şu milletten onu diliyoruz ben. Allah'ını seven aşı olsun. Kırıkkale'de 19 yaşındaki genç kızın karantinada olması gerekiyordu fakat o Ankara'ya gidiyordu. Denetimde yakalanan genç kızın arkadaşının HES koduyla yola çıktığı anlaşıldı. Arkadaşının HES koduyla seyahat etmek istedi. Hayat Eve Sığar uygulaması genç kızı ele verdi. Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il çıkışında denetim yaptı. Kırşehir'den Ankara'ya giden Öykü Umay, kırmızı HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldı. HES uygulamasında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan kırmızıyı 4050 TL para cezası keserek karantinaya gönderen ekipler, otobüs firmasına da 4050 lira ceza uyguladı. Ayrıca genç kız arkadaşının HES koduyla yolculuk ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde hemzemin geçitten karşıya geçen tırın yüküne tren çarptı. Devrilen tır sürüklendi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Hemzemin geçitten geçiyordu, yüküne tren çarptı. Tır yan yattı, sürücü ölümle burun buruna geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yaşandığı olay, rüzgar türbini taşıyan tır hem zemin geçitten geçti. Daha sonra da manevra yaptı. Bu sırada raylardan hızla gelen tren ise tırın römörküne çarptı ve araç yan yattı. Kazada yaralanan olmadı. Tırda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Dünya atmosferine giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı. Brezilya'da gerçekleşen kayıt tarihin en uzun gözlemi olarak kayda geçti. Meteor dünya atmosferine girdi. 12 saniye boyunca kayıt altına alındı. Görüntüler Brezilya'da kaydedildi. Gözlem evi biri eyaletin doğusunda diğeri ise kuzeyinde bulunan iki kamerayla meteoru 12 saniye boyunca görüntülemeyi başarırken tarihinin en uzun gözlemini gerçekleştirdi. Yeryüzünden 82 kilometre yükseklikte parçalanan meteorun küçük parçalarının yeryüzüne düşmüş olabileceği belirtildi. Bakıyoruz şimdi. Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendiren Bursaspor'da 3 genç futbolcu Berat Altındiş, Ozan İsmail Koç ve Ertuğrul Kurtuluş kiralık gönderildi. Ozan Sol'la karşılıklı olarak sözleşme feshedildi. Bursaspor'da kadro yapılanması devam ediyor. Transfer tahtasını açarak kadrosunu farklı isimlerle güçlendiren Yeşil Beyazlı Kulüp genç futbolcuları da kiralama formülüne gitti. Buna göre Berat Altındiş ve Ozan İsmail Koç'un Turgutlu Spor'a, Ertuğrul Kurtuluş ise Isparta 32 Spor'a sezon sonuna kadar kiralandı. Bursa Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, profesyonel futbolcularımız Berat Altındiş ve Ozan İsmail Koç'un Turgutlu Spor'a, Ertuğrul Kurtuluş'un ise Isparta 32 Spor'a geçici transferleri konusunda 2021-2022 sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Kiralık olarak gönderilen genç futbolcularımızın gelişimleri kulübümüz tarafından yakından takip edilecektir. Her üç futbolcumuza da yeni kulüplerine başarılar dileriz denildi. Öte yandan Bursaspor sezon başında transfer ettiği Ozan Sol'la yollarını ayırdı. Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini ekip lideri Emin Adanur'un kendi karşılayacağı ifade edildi. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın yine 19'da buluşmak dileğiyle. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.